Evet, bugün birçok yönü, yönüyle bağımlılığı ele alacağız. Daha doğrusu almaya çalışacağız zamanımız yettiğince. E, i̇ki tane değerli konuğum var. E, akademisyen yazar Doktor Murat Dağıtmaç, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Psikiyatri uzmanı, doçent doktor Adnan Çoban, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, şimdi çok enteresan değil mi? Yani e, biraz önce açış konuşmasında bahsettiğim gibi aslında... Her tür madde doğru dozda ise ilaç, paraselsun dediği gibi gibi. Aslında yanlış dozda ise zehir oluyor. Yani payda zarar dengesini kurmak çok gerçekten de zor. Yani buradaki kriteri nasıl belirleyeceğiz? Bunları konuşmak istiyorum bugün. Ya birisi mesela bana dediği zaman ben müptelayım dediği zaman bunu bir övgü ben sana müptelayım dediği zaman bunu bir övgü olarak mı algılayacağız yoksa hastalıklı mı? Ya da ben kahve bağımlısıyım dediğinde vah vah tüh tüh mü diyeceğiz bu kişi için ya da ne bileyim artık bugünlerde çok söyleniyor. Bütün işlerimi valla internette hallediyorum dendiğinde hemen bir doktora görün mü demeliyiz. Onun için e, bir sizlerle öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Gerçekten bağımlılık nedir? Adın Hocam bağımlılık nedir sizin için e, bu bakış açısından? Şimdi bağımlılık öncelikle bir e, psikiyatrik bozukluktur. Şimdi bu, bunu bir kenara koyuyorum. Beyindeki bir mekanizmanın dürtü kontrol mekanizmasını. Bu dürtü kontrolü aslında bir beyin fonksiyonudur. Beynimizin ön bölgesinin, prefrontal bölge dediğimiz ön bölgesinin bir faaliyetidir. Bu faaliyet bir e, kimyasal etkenle veya herhangi bir psikiyatrik rahatsızlık sonrasında veyahut da bir travma gibi beynin işleyişini bozan bir durumla karşılaştığımızda dürtü kontrolünün bozulması Ve buna bağlı olarak da bir kişinin daha çok alkol ve madde, uyuşturucu maddelerle e, ve bunun dışında da bir takım olgularla aşırı uğraşması, bunlara aşırı istek duyması, arzu duyması ve bunlar olmadan neredeyse hayatını devam ettiremeyecek hale gelmesidir aslında bağımlılık. Fakat bağımlılık son yıllarda biz önceden hep alkol ve madde olarak düşünüyorduk bunu ama artık son zamanlarda e, davranışsal bağımlılık tabiri Hmm. Tanı kategorilerine girdi. Ne demek davranışsal bağımlılık? Ee, i̇nsan canlı ve cansız herhangi bir nesneye, bir olguya, bir e, davranışa da bağımlı olabiliyor. Mesela kumar bağımlılığı. İşte biraz önce söylediğiniz gibi aşk bağımlılığı. Yani eskiler buna aşk iptilası diyorlar. Bizim şarkılarımızda, Türk müziği şarkılarında çok geçer As Aşk iptilası, bir güzele müptela olmak e, tanımı çok kullanılır. Bu... Yani seni yani sen olmadan yaşayamayacak durumdayım demek aslında aşk iptilası. İptilası. Yine insan işte dürtüsel bir takım şeylere mesela bir insan işte seks bağımlılığı olabilir. Alışveriş bağımlılığı. Başarı bağımlılığı mesela. Son evet, zamanlarda başarı da bir bağımlılık. Sosyal değil çünkü mi? çünkü başarı da bir sosyal dürtüdür biliyorsunuz. Mesela aidiyet bir topluma, bir topluluğa aşırı bağımlı olma veya bir insana aşırı bağımlı olma. Mesela bir anne bir oğluna, çocuk, kızına bağımlı olabilir. E sonuçta insan canlı cansız herhangi bir nesneye, herhangi bir olguya iç, iç dünyasına ihtiyaç duyduğu bir şeyin karşılığı olarak bağımlı, aşırı tutkuyla bağlanabilir. O zaman da işte bizim bağımlılık dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Aslında burada bir kriter de şu, bu olgularla bağımlılık nesneleriyle karşılaştığı zaman kişinin bizim genel bir tabirimiz vardır. Ailevi, mesleki ve sosyal işlevlerini bozacak noktaya gelmesi artık. Eğer kişi bunlar olmadan herhangi bir sorumluluğun yerine getiremez, sosyal yaşantıları kısıtlanmışsa, aile ilişkileri bozulmuşsa, mesleki performansı düştüyse o zaman biz bunu bir bağımlılık olarak değerlendiriyoruz. Evet yani tek bir çeşit bağımlılık yok alkol yok. madde olabileceği gibi aslında günlük hayatta bizim için Tabii. çok elzem gibi görünen bir takım işte Tabii. alışkanlıklarımızın da fazlasıyla yapılması ve işse, işlevselliğimizi Tabii. bozması aslında ya bağımlılığa neden Burada kriter neden yani diyorsunuz. o kriter aslında bunun bizim hayatımıza, topyekun hayatımıza ne kadar etki ettiği, evet. hayatımıza ne kadar yer, yer ettiği. ettiği. Evet ee, Murat hocam, siz de daha çok sosyal medya, internet bu konularla ilgili çalışıyorsunuz, kitaplar yazıyorsunuz. Siz nasıl açıklıyorsunuz bağımlılık meselesini? Şimdi ben bu konuda biraz e, hani psikolojik boyutundan öte biraz dijitalle alakalı dijital evet. bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı olarak telendirdiğimiz zaman e, genelde şu şekilde tanımlar. E, biz şu an sizinle konuşuyoruz. Konuştuğumuz anda Yemek yerken fark etmez. Herhangi bir sosyal aktivite yaptığımız zaman eğer gözünüz bir yandan telefona kayıyorsa ve aklınız ben sizle konuşurken sürekli aklınız telefondaysa Hı -hı. bağımlısınızdır. Hı -hı. Yani genelde şu soru soruluyor işte ya günde kaç saat ben bilgisayar başında geçirirsem veya günde kaç saat telefonla sosyal medya vakit geçirirsem bağımlı olurum diye. Kişiye göre değişebilir ama buradaki kriter dediğimiz gibi konuşurken bir taraftan akıl eğer telefondaysa işte ne bileyim mesajlaşma programlarındaysa diyoruz ki siz bağımlısınız bir kendinizi bir kontrol edin. Ki bu konu son dönemler artık teknoloji bağımlılığı çok evet. maalesef sıkıntı olmaya başladı. Bakın şu şekilde değerlendirin. Yani şu anda bağımlılıkla alakalı mücadeleyi ülkemize bizim Yeşilay Kurumu yapıyor. Hı hı. Madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı kendi hedef noktasında çalışmalarını ikiye bölmüştü. Teknolojinin gelmesiyle beraber, teknoloji bağımlılığı olarak üçüncü bir kol olarak çalışmaya başladı. Yani aslında teknoloji bağımlılığı madde bağımlılığı kadar maalesef tehlikeli bir süreç içerisine girdi. Evet. Evet, teknoloji Hatta bağımlılığı. Hatta belki çok daha fazla. Değil Neden? mi? Çünkü ben, hayatın her anında var. Evet. <laughs> ben bunu biraz şey değerlendiriyorum. Hani teknoloji derken de şu anda da ben komple böyle genelde hep bu tarz sorular soruyor. Ailelerde bundan muzdarip olduğu için. Yani hep kötü kötü aslında teknoloji kötü değil biz sadece kötü yönlen kullanıyoruz. Yani bu atom gibi aslında. Atom baktığınız zaman bununla alakalı bilimsel çalışmalar yaptığınız zaman çok faydalı bir şey hı hı. ama Japonya'yı infilak ettiren de atom bombasıydı. Yani bunun gibi aslında atom bombasına çok bir farkı yok sosyal medya evet, yani öyle dijital medyadan. Sosyal medya işi i̇şte dozu önemli değil dozu mi? Yani dozu yani, önemli dozu amacı önemli, önemli. sadece amacı burada önemli. sosyal medya diyerek aslında daraltmayalım da yani Tabii. teknoloji dediğimiz dijital mecraat dediğimiz alan o kadar geniş ki. Sosyal medya bunun sadece %10'luk %15'lik alanı çok rakı diyebilirim ben size. Bilgi ve iletişim teknolojileri diye geçiyor daha evet, çok değil mi? Evet devletin resmi yani, olarak şeyi, bilgi ve iletişim teknolojileri teknoloji olarak geçiyorum. Bunun evet. altında kümeleniyor bu şekilde. Aslında böyle bakmak gerekiyor. Geçmişte sanki daha çok bağımlılık böyle kimyasal ve psikolojik olarak ikiye ayrılıyordu. Hani kimyasal evet. olunca ciddi bir şey, hani psikolojik olunca geçer. Yani seninki psikolojik daha az ciddi gibi görülüyordu. Şimdi bu ayrım kalmadı değil mi? Yani böyle bir hani kimyasalsa daha hafif, psikolojikse daha ağır sanki. Yani birbiriyle ayrıymış gibi bir durum yok herhalde ee, altında yatan mekanizmalarda. Ya tabii ikisi beraber, beraber. gidiyor. Hı? Bu bizim için ne, ne açıdan önemli? Tedavi aşamasında önemli. Hmm. Yani kimyasal bağımlılık dediğimiz zaman şimdi e, her insan işte zaten bir şeye e, bağlanırken hangi psikolojiyle bağlandığı çok önemli. Yani burada belki biraz bağımlılığın sebeplerinden hmm. e, hafif evet, yani sebeplerden altındaki hafif bir giriş yatan yapmak nedenler. gerekirse evet. E tabii bağımlılık noktasına çok öne, önemli etkenler var. Mesela genetik etkenler. İşte ailede birinci derece akrabalarında alkol ve madde bağımlılığı varsa bağımlı olma e, ihtimali normal popülasyona göre yüksek hı. veya efendim e, işte kişi de e, beyinle ilgili bir takım rahatsızlıkların olması yani dürtük kontrolünü bozan bir takım rahatsızlıkların olması veya kimyasal bir takım işte serotonin, dopamin gibi e, mutluluk kimyasalları dediğimiz kimyasalların dengesinde bir bozulma yani bu haz merkezi, haz hı hı. Işte ödül ceza sistemindeki bir bozulma. Bunlar kimyasal olabiliyor ama çoğu zaman... Bizim e, bağımlılık dediğimiz zaman en önemli etken olarak karşımıza çıkan e, konu e, self-medication dediğimiz mekanizma. Hmm. Yani bir kişinin yaşamış olduğu travmalar veya aşırı stres, stresli bir süreç sonrasında desteksizlik, işte takdir edilmeme, değersizlik, hmm. e, güçsüzlük, yetersizlik gibi, başarısızlık gibi bir takım e, kendisine yabancı, aslında insana yabancı bir kavram bu. Çünkü hiçbir insan e, normalde fizyolojik olarak doğuştan fıtraten kendini değersiz hissetmez. Hmm. Çünkü biz güçlü bir varlığız. E, ve birçok şeyin de kaynağıyız aynı zamanda. Ama insan bunu dışsal faktörlerden mesela değerini, sevgi ihtiyacını, gücünü veya işte yetersizliğini, yet yeterliliğini hiç kaynaklardan üretemeyip bunu fark edemeyip dışarıdan alma ihtiyacına girer ki, ki bu travmalar sonrasında oluyor. O zaman müthiş bir ruhsal acı hissediyor. Hmm. Ruhsal bir sıkıntı hissediyor. Birçok insan aslında bu ruhsal sıkıntılarını tedavi etmek amacıyla Baş etmek, tedavi e, işte etmek alkol amacıyla. ve maddeye yöneliyor. İşte biz buna self medication yani kişinin kendi kendini tedavi etmesi hmm. e, davranışı diyoruz. Çoğu bağımlılığın e, bağımlının gelişimi bu şekilde oluyor. Ama daha sonra mesela alkol kimyasal bağımlılık diyorsunuz ya alkol veya diğer uyuşturucu maddelerin Hı hı. kendisinin de bizatihi beyinde reseptör seviyesinde değişimler yaratarak e, bağımlılığa da sebep olduğunu biliyoruz. Hı hı. Yani bir psikolojik faktörlerle başlıyor bu bağımlılık, alkolü ve madde için özellikle. Ama daha sonra maddenin bizatihi kendisi de beyinde bir bağımlılık network'ü oluşturuyor. ve Ondan sonra da iki e, taraflı bir bağımlılık söz konusu oluyor. Evet, acıdan kaçmak veya onunla baş edebilmek için aslında bulduğumuz yöntemin bir süre sonra acının ta Tabii. kendisinin kaynağı olması. Enteresan işte insan olmak böyle bir şey i̇şte herhalde. Tabii ilaç olarak aldığımız şey bir zaman sonra bizim zehirimiz oluyor. Zehrimiz oluyor. Biraz Anladım. önce işte Paracelsus'un dediği gibi, gibi evet.